sol kanada atıyor. Ünal yetişiyor. Karşısına aldı rakibini. Ünal, Mehmet. Mehmet Goyo Koçya kontrol ediyor topu. Al. Zareta'nın topu alıp düşmesi mevsimleri geçiriyor. Bırakın maçın dakikalarını. Koman. Amor. Akero'dan gelen top. Eusebio. Bakero hareketlendi arkaya. O gün korner. Bu arada defalarca söyledik, tekrar hatırlatalım. Çok kaliteli Alessandro ve Laudrup'un kadroda yer almadığını. Koeman da şut mesafesine geldi. Yayın biraz gerisinde. Goyo Koçya. Bir korner daha. Yine Goyo Koçya kullanacak. Kalinas'ın kafa üstünü önlemek için Cukic kale sahasının içerisinde. Koeman şut mesafesi bulamadı. Goyo Koçya. Kalinas boş. Korner. Salinas bir an için kendini unutturdu. O gün de tabii Baquero'ya mı Salinas'a mı gideyim diye tereddütte kaldı. Soner. Soner. Çok şık bir hareket. Çok güzel Soner. Bugün Trabzonspor'un en iyisi Soner. Haydi Soner. Bir de güzel pas. Hamdi Zaretta. Yine Soner. Evet, böyle tehlikeli pozisyonlarda artık bu Zubi Zaretta'ya Zubi veya Zaretta diyerek idare etmeye çalışıyoruz. Bu bir gol şansıydı değil mi? Tabii ama burada Soner daha bir kontrollü vurabilse Soner golü yapabilirdi. Fakat gerçekten senin de söylediğin gibi Soner Trabzonspor'un kısa boyuna rağmen en güçlü ve en çabuk oyuncusu. Rakip defansı Allah komu gibi birinci devrede de az. Şimdi de iyi oynuyor. Kemal. Amor. Egristen Amor. Salinas offside. Evet, Salinas girdiğinden beri üçüncü offside'a düşüyor. Lemi Soner yerde bu arada. Soner kalktı. Trabzonspor bir atak daha olgunlaştırıyor. Ünal. Mehmet yetişemedi. Eusebio. Bir ara pası. Baquero ileride hareketlendirdikleri ve kalemiz için tehlikeli oynayan ikinci yarıda İspanyol futbolcu. Goyo Koçya. Uzak direk, Baquero vuramadı. Out. Cukic aldı. Ünal'a mı diye. Hayır. Rakibi atıyor. Atılmayacak tek kişiyi buldu ve onu attı Cukic. Offside.
kazandı. Soner yine güzel sıyrıldı rakibinden. Soner bir daha rapası, hiç giremiyor oraya. Boyo Kocea, Soner sağ kanatta bıraktı, sol kanatta da pres yapıyor. Orta alanın her tarafında onu görmek mümkün. Mehmet Ünal, Soner, Lemi, Kemal, Vaquero ve Salinas pres yapıyor. Tinkic, Lemi, daha iyi kontrol, daha tek top ve Lemi topu olumlu kullanamadı. Ferrer, Salinas hareketlendi. Salinas Kemal'den sıyrılıyor. Salinas ve Levent. Levent, Koman, Lemi, evet, bu arada yönetmen arkadaşımızdan bir rica edelim, bir fırsatını bulduğumda Johan Cruyff kulübede ne yapıyor, maçı nasıl izliyor, oradan bir kısa görüntü belki alabiliriz. Teknus, Soner tek top oynuyor. Ve işte Johan Cruyff, sarı fare şöyle arkalara saklanmış. Pek memnun değil atakların başlangıcından. Vaquero, Kemal önledi. Teknus, Kemal. Herkes markajda. Soner. Yine Ferrer'le karşı karşıya. Ortalıyor. El ile diyorlar. Hakem hayır diyor. Orhan. Orhan. Sol çizgide. İyi ortamı. Ünal. Bir vole. Hayır. Hayır. Çizgiden dönüyor. Bu gol olmalıydı. Bu gerçekten gol olmalıydı. Kaleci Zubizarreta sağına gitti. Solundan geçti top. Ağlarda gibi gördük ama santim farkıyla çıktı oradan. Evet, Ünal'a o gol çok yakışacaktı. Olmadı. Haydi Trabzon. Soner, Hamdi, yine Ünal. Bu kez olmadı. Üstten out. Evet, siz bir büyük kalecisiniz. Bir kaleci için zor bir top değil mi? Öyle kalabalık. Çok zor bir toptu çünkü bir bakıma kontrpiye gibi geldi. Çünkü ileri doğru çıkıyordu. Ve tam onun koşu istikametinin aksine geldi. Fakat o topu o defans oyuncusu, Barça defans oyuncusu da gol yapabilirdi. Tabii futbolun bir şansı Barcelona'lı futbolcuya yardım etti. Yoksa aynı topu, Ünal'ın vurduğu topu Barcelona'lı futbolcu toplam içeri de girebilirdi. Bence Trabzonspor'un yakaladığı en büyük fırsat bu. Ama Soner gerçekten iyi oynuyor. Zaten sahada Soner Trabzonspor'un, Barcelona'nın sağ açığı da Barcelona'nın hemen hemen en etkili ve en iyi oyuncuları bana göre tabii. Evet, Vaquero. Begiristan, Ferrer ve Kemal. Serna, 4 Barcelona'lı, birden offside. Ve Vaquero itiraz ediyor hakeme. Biz geriye kaçıyorduk diye ama offside'de olduktan sonra ne yaparsa yapsın o pozisyon offside. Yani ilk yarının sonunda Trabzonspor'un biraz temposu düşmüş gibi gözüktü ama ikinci yarıda gerçekten Trabzonspor canını dişine katarak oynuyor ve elinden geleni yapıyor. Yani bu maçta temennimiz maçın sonunda tabii Trabzonspor'un ikinci maç için iyi bir avantaj sağlaması. Fakat elinden geleni yapıyor Trabzonspor. Evet.
Karşısında da çok iyi bir rakip var. Kemal, Lemi, Eusebio, Baquero, Goyo Kocea. Karşısına aldı Mehmet'i. Önleyen Ogün ve Orhan. Kendi ceza alanından süratle çıkıyor Orhan. Boş alanı süratle gidiyor. Ne kadar Kanige'ye benziyor. Ogün ilk hücuma çıkışı. Koman kademede. Mehmet'in uzun taç atışlarından birini izleyebiliriz. Evet, Mehmet seyircilerin arasından geldi. Kullandı. Cukic, Ünal, bir şut pozisyonda. Ünal olsun artık bunlar. Evet, Ünal'a ikidir, tekrar izliyoruz Küçük Hamdi, ikidir gol vuruşu pozisyonu geliyor. Koman. Zubizarreta. Evet, ikinci yarıda biraz daha atak, gol için oynar gibi görüntü verdi Barcelona'da ama galiba bundan vazgeçip 3-2 yenilmek yerine 0-0. Evet, tercih ediyor. Evet, tercih ediyor. Kemal. Ferrer. Önleyen Tehmus. Paul. Salinas. Ve Tehmuz'dan gelen top Soner'de. Hemen karşısında yine Ferrer var. Ünal. Ünal. Sökemiyor topu. Bir kontra takviye basıyoruz. O gün önledi. Orhan. Orhan'ın gidişini önlüyor orada Baquero ve bir obstrüksiyon. Paul. Gün Kemal Tehmus ve Soner, yine karşısında Ferrer. Zubizarreta. Serna. Evet, yine kaleci Zubizarreta'ya geri pas. Tabii yani değeri 300 milyar olan bir takımın bizim 10 milyarlık Trabzonspor'dan bu değerli çekilmesi hoş bir şey. Levent. Lemi. Bir uzun top. Hamdi koşuyor. Serra. İki kalecinin kendi aralarındaki paslaşması.
Trabzonspor yeni bir atağa başlıyor. Ünal. Kemal ve Ogün. Mehmet çıktı ileriye. Bir uzun top Mehmet'e. Boya Koçe onu takip ediyor. Cukic. Cukic. Orhan alanı. Amor. Perez. Tekrar Amor. Serna'dan Zubizarreta'ya. Nando. Kemal. Koman. Boya Koçe. Orhan. Orhan. Orhan pasın arkasına sarkıyor. Küçük Hamdi hareketlendi. Korner. Korner atışı. Küçük Hamdi Koman'dan çıktı diyor Macar hakem. Evet. 20 dakika ikinci yarıda geride kaldı. Durum 0-0. Mehmet Koman çok güzelleniyor orada. Hemen kapattı Salinas'ı. Güzel arka direk. Kemal şut pozisyonunda. Kemal önünü kapatıyorlar. Kornere bile gitmiyor. Evet, tekrar izliyoruz. Pas mükemmel. Top kontrol ediliyor ama Ferrer gelmeden vuramıyor. Bir atak daha. Korner bu kez. Evet, Trabzonspor golü istiyor. Golü arıyor ama golü bulamıyor henüz. Uzak direk. Kemal bir kafa. Boşlukta da bir Trabzonsporlar hak etmişlerdi. Bize böylesine gol çığlığı attırmayı hak etmişlerdi. Ve ben Trabzonspor'un Avni Aker stadında bugüne kadar yenildiğini anlatmadım. Liverpool maçını da anlattım. Ona bile yendiler. Hem de Liverpool'u o yıl Avrupa kupalarında yenebilen tek takım olarak. Evet, Trabzonspor 1, Barcelona 0, gol Hamdi. Bakalım Turgay Keren dövü nasıl yorumlayacak? Trabzonspor'un golü daha önceden geliyorum dedi. Kemal olsun, Günal olsun 3 kez golle burun buruna geldiler. Bu arada son vuruşlarını yapamadılar ve şanssızlık oldu. Dikkat ettiğinizde korner, gelen kornere, yan kornerde kaleci Zubizarreta'nın çıkışı çok yanlıştı. Fakat bu arada Trabzonspor'un zaten gole çok yaklaşmıştı. Ve Trabzonspor'un golü bu ikinci yarıda bir sürpriz değil. Daha önce de söyledim, Trabzonspor canıyla, her şeyiyle oynuyor. Her türlü futbolun yanı sıra formasının serine akıtıyor. Bu güzel bir şey. Temennim maçın sonunda Trabzonspor'un en azından bir gol daha atması ve Barcelona'ya ümitli gitmesidir. Evet, Hamdi'nin golüyle Trabzonspor 1-0 önde ve Turgay Seren'in söylediğine ben de yürekten katılıyorum. Bunları iş olsun diye değil, gerçekten hissettiğim için söylüyorum. Bir gol daha diyorum. Bir gol daha Trabzon'da bir zafer ama Barcelona'da bir mucize yapabilir. Koman. Haydi vakit geçirin şimdi. Ama yok, oyun oynamak istiyorlar. Ozu Bizaret'ten topu oyuna çabuk koşuyor. Ünal arka.
arkadan geliyor rakibi. Sol tarafa doğru derinlemesine pas. Mehmet. Mehmet götürüyor topu. Kontrol etti. Ortaya çevirdi Orhan. Orhan yetişemiyor. Son anda ayak koyamıyor. Korner. İkinci gol içten bile değil. Boş geçti arkada. Cukic golü yapacak. Bu arada Hamdi sağ kenarında tedavi oluyor. Şu anda tekrar oyun alanına girecek. Golün sahibi Hamdi. Bu Trabzonspor'un hamisiz olduğunu da belirtelim. Sakat olan hami görev yapamıyor. Zubizarreta. Arkada Kemal. İyi top Kemal. Kemal karşısına aldı Bakero'yu. Ceza alanının içerisine giriyor. Sağ taraftan sıyrıldı. Bir orta. Şut karışık. Out. Korner diyor ama out. Son 20 dakikanın içerisindeyiz. Dakika 67. Hamdi. 1976. Orada 67. dakikada bir gol geliyor ve Liverpool bize geliyor. Hem de o yıl Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu olduğu halde final maçı dahil hiç yenilmeden tek yenilgisini bu statta burada Trabzonspor alarak. İşte dakika 67, Barcelona bize geliyor. Koyo Koçea, Mehmet'in hareketi faul diyor. Koman, Ösebio. Koyo Koçea, bu kez faul yapan İspanyol futbolcu. O gün Belever. Evet. Binlerce seyirci, o başta söylediğim 50 bin sıkılmış yumruk şu anda Türkiye Türkiye diyor. Kemal. Ünal. Hamdi. Arkaya düşen top. Cukic. Elle oynama var. Koman ve Serna. Yine Koman. Evet. Bir dakikada 3 geri pası vardı yarı sahadan. Şimdi yok. Amor. Soner'in presi. Serna. Tehnik sunuyor. Serna top elinde. Cruyff. Johan Cruyff görüntüde. 1-0 yenik durumda. O gün out. Sakat sakat oluyor bu arada belirteyim. Omuzunu tutuyor, kenara işaret ediyor. Ama Trabzonspor'un 3 yedeği var. Biri İvanoviç, sağ futbolcusu. Biri Abdullah. Biri İsmail oyuna girebilecek. Bir hamile takımda yer almıyor. Ünal'la Cuk içinde son anda belki de risk göze alınarak oynatıldığını hatırlatalım. 1-0 öndeyiz. Foul. Koman. Havalanan top. Tamam. Levent. Tehlike. Kale boş. Mehmet.
Evet. Mehmet topu kornere bile göndermedi. Levent'in yumruğu kısa düşmüştü. Defansta bir anlaşmazlık. Orada Turgay Şeren çok iyi bilir. Herhalde en önemlisi bir kalecinin konuşması değil mi? Bir de defans arkadaşlarıyla anlaşması. Zannediyorum orada da bir stoper Kemal'le bir anlaşmazlığı oldu. Ama buna rağmen o topu yakalaması lazım. Bir kalecinin orada öyle yumruk vurması hiç gereksizdi. Zaten bir takımın sahada muvaffak olması, kazanması için kalecisinin her zaman iyi oynaması icap ettiğini söylerim. Levent oyunun başından beri iyi getirdiği maçta bir basit hata yaptı. Bu basit hata rakipler tarafından değerlendirmedi. Zannediyorum maç sonuna kadar Levent bu başarısını devam ettirirse buradan hepimizin başı dik ayrılacağız. Evet, inşallah. Evet, İsmail oyuna giriyor. Golün sahibi Hamdi sakatlandı, çıkıyor. Omuzunu tutuyordu, tedavi de oldu. Ve oyun alanının kenarında Trabzonspor'un sakatlarına biri daha katılıyor. Ünal ileriye, Cuk için yanına geçti. İsmail orta alanda görev yapacak. Skor 1-0. Gol Hamdi'den. Trabzonspor 1, Barcelona 0. Baquero... Trabzon defansına geçti gibi kafayla uzaklaştırdı topu. Mehmet, Orhan, İsmail, Ünal ve Ünal. Trabzon defansından ziyade kaleci Levent kalesinin lüzumsuz boşaltıyor. Evet. Orhan bir korner daha. Genelde de kalecinin çıkamayacağı yerlere atıyorlar topu. Bu arada bir şanssızlık, oyuna girer girmez hemen daha 30 saniye sonra İsmail çekmeye başladı. Az önceki mücadelede bir sakatlık geçirdi. Ünal, uzak direk, Cuk için sırtında iki kişi var adeta. Nemi bırakıyor, Orhan, Nemi vuruyor ama çok zayıf. Çok zayıf, çok yavaş ve kalecinin de üzerine. Koman. Bir pres var orada Ünal ve Cukic'den. Nando. Taç. Evet, 1-0 yenik durumdaki Barcelona, Hollanda milli takımının ve PSV Eindhoven'ın, zamanlar değişmez tabi, Hollanda milli takımının hala büyük oyuncusu Koeman'la oyunu başlattı. İyi bir nokta, iyi bir yer Barcelona adına. Goyo Koç'a buluştu topla. Kemal. Topa yetişen Orhan. Taç. Eusebio. Goyo Cochea. Salinas. Baquero. Top oyun alanının dışında. Serna. Mehmet. İsmail şarj yapıyor. Eusebio. Ferrer. Yine Goyo Cochea. Yine boş. Hep çizgiye saklanıyor. Ve hep oraya atıyorlar topu. Mehmet'le karşı karşıya. Topu gelip alan Demi. Bir de uzun pas. Kik için sırtında Nando. Ferrer, Amor, Orhan, Mehmet, Trabzonspor'un biraz daha topa basması gerekiyor. Üstelik de top yukarı kalktıkça rakip avantajlı.
Mehmut Soner ofsayt. Serna. Ferrer. Koman topun başında. Koman, Bakero, İsmail ve korner. Goyo Kocea. Kafayı vuran İsmail, Ünal, Orhan. Orhan çok süratli çıkıyor. Orhan'ı yakalayamıyor ama faul yapmak istiyor. Eli üzerinde Orhan. Çok güzel bir hareket. Bravo Orhan. Kimse yok. Çoğalamadı Trabzonspor. Barcelona 1-0 mağlup duruma düşünce tabii rakip kaleye daha çok gitmek istiyor. O arada da defansında boşluk buluyor. Orhan'ın Barcelona'nın sol tarafında her zaman boşluk bulacağı gerçek. Ama şu anda gözüktüğü kadar biraz yoruldu. Eğer Orhan böyle üstüne bindirirse Barcelona'nın sağ tarafında zannediyorum ki her zaman çoğalan Trabzonspor rakip kalede ikinci golü rahatlıkla bulabilir. Evet. Salinas'ın pası Goyo Kocea. Çok zor durumlarda bile çok güzel ortalar yapabiliyor. Cukic, Nando, oradan çıkan top, Serna, Koman, Amor, Goyo Kocea, Orhan, pas hatalı Orhan. Evet, bir değişiklik daha yapıyor Johan Cruyff. Sanıyorum Soler oyuna girecek. Evet, bizim dileğimiz skorda değişiklik olmaması, olursa bizim lehimize olması. 1-0 üstün durumda Trabzonspor. Hamdi'nin attığı golle ve oyunun da son 9 dakikasının içerisindeyiz. Ünal çok güzel buluşturuluyor topla. Koman'ın üzerine doğru gidiyor. Güzel bir hareket. Cukic istiyor. Soner boştu. Limi çok uzak. Cukic. Taca atıyorlar. Hayır, çıkmadan yetişti Goyo Kocea. Şimdi İsmail. Gelen top Ünal. Cukic. Faul değil diyor. Oysa Cukic o pozisyona ayağını uzatsa arkadan gelen ayak kaval kemiğine inebilirdi. Koman. Hamdi'den geldi. Hamdi de golden sonra geçirdiği sakatlıkla oyun alanının dışında biliyorsunuz. Yerine İsmail girdi. Kemal. Ünal. Sol kanatta Mehmet. Bir orta mı diye bakıyoruz. Yapıyor ortayı. Etten baraj. Orhan. Ünal. Ogün. Kemal. İsmail. Ve hatalı bir pas. Ve hatalı bir pas İsmail'den. Tehlike olabilir. Mehmet. Lemi. Cukic vuramıyor. Orhan. Ünal çıkmadı kafa vuruşuna. Salinas. Goyo Kocea hareketlendi.
Hemen doğruya atılıyor top. Kemal. Kemal çok başarılı geldi. Ve Kemal yerde. Bir sakatlık mı diye bakıyoruz. Evet, oyun bir an için duruyor. Biz bu arada Turgay Şeren'e son 5 dakikasına girdiğimiz oyunda artık gol olur mu olmaz mı bilemiyorum ama. Vallahi futbolda biliyorsunuz son dakikaya kadar her an gol olabilir. Ancak gol olur olmaz o tabii futbolun başka bir yönü ama Trabzonspor gerçekten Barcelona karşısında şu ana kadar onlar kadar futbol oynadı. Barcelona bir ara rakibini küçümser gibi oldu dikkat ederseniz. Bu oyunu ben nasıl olsa 0-0 bitiririm gibilerden hareket etmeye başladı. Ama futbol öylesine tuhaf bir oyun ki rakibini biraz küçümseyen bir takım bunun cezasını rahatlıkla sahada görür. Nitekim Barcelona da gördü. Şu anda Barcelona belki de antrenörleri Cruyff'un istediği bir farklı yeni neticeyle, yenilgiyle ülkesine dönecek ama bizim istediğimiz de bir anda gerçekleşecek. Hep ne diyorduk? Hiçbir takım sahaya mağlup olmak için çıkmaz. Rakip Barcelona da olsa, Liverpool da olsa ne olursa olsun Trabzonspor bugün sahaya mağlup olmak için çıkmayacak diyorduk. Evet. Kim Trabzonspor'da inşallah 90. dakikanın son anında bizi yanıltmaz ve sahadan hiç olmazsa birinci maçta galip olarak ayrılır ve Trabzonspor'a şu oyunundan dolayı ve şu ana kadar götürdüğü neticeden dolayı 1-0'dan dolayı bravo demek lazım, kutlamak lazım. Evet. Bir 5 dakika sonra Trabzonspor'u yürekten kutlamak istiyoruz. Artık 1-0'ın ağırlığı, ağırbaşlılığıyla oynuyor Trabzonspor. Bir ikinci gol için gidip de o bir golü bile riske etmemek de yararlı bir düşünce tabii. Levent. Lemi. Faul diyor. Macar hakem Lajos Nemet bu aralarda Barcelona'lı futbolculara dokunana faul çalıyor. Forman. Muz kesti. Evet bu Koman gerçekten bir duvar gibi. Fakat dikkat ederseniz ağır bir oyuncu Koman. Evet. Yani yanına böyle süratli bir giren futbolcuya pek müdahale edemiyor. Mesela şu anda da Koman belki faul yapıldı ama topu rahat kullanamadı. Hareketlerinde ağır sadece duran toplara gerçekten fevkalade vuruyor. Çok süratli ve tempolu bir takım karşısında zor anlar, zor anlar yaşayabilir. Nitekim yaşadı da Dünya Kupası'nda evet. Hollanda takımının defansında özellikle 10'ar kişi kaldığı zaman Batı Almanya ile gerçekten zor anlar yaşadı. Hatırlayacaksınız Santrfor bugün İtalya'da oynayan Klinsmann Santra'dan alıp bir topu bunun yanından geçti ve top direğe vurdu. Evet. Orada Kuleman gerisinden baka kaldı ama gördüğünüz gibi gerçekten iyi bir futbolcu Kuleman. Fakat ağır yani benim düşüncemdeki bir şu andaki bir modern defans oyuncusu gibi değil. Evet. Top ayağında şimdi Koman, Goyo Kocea'ya sürekli oraya atıyorlar topu. O da çeviriyor ama onu alanın dışından. Al. Johan Cruyff görüntüde dünya futbolunun dev isimlerinden biri. 1-0'ı İspanya'da nasıl telafi edeceğinin hesaplarını yapıyor olsa gerek. Onun hesabını daha önceden yapmış olmadı. Zaten bir farklı mağlubiyeti, 3-2'lik mağlubiyeti benimseyen herhalde bir 0'lık mağlubiyete de buradan sevinerek ülkesine gidecek. O Barcelona'da Nou Camp cehenneminde de gerçekten çok zor bir maçı. Mühim olan zoru başarmak. Elbette ki kolayı herkes başarabilir. Kolay maçı herkes maçla suratlayabilir. Daha bundan önceki Trabzonspor'un takımı gerçekten yani çok kolay bir takımdı ve Trabzonspor'un zorlanması bile bana garip geldi. Ama bugün Trabzonspor fevkalade oynadı. Temennim Barcelona'da böyle akıllı, oyun disiplini üstün bir oyun oynarsa neden olmasın? Futbolda her netice olabilir. Ünal. Ünal topu kontrol ederken Cukic. Terna.
Coman. Evet, artık son saniyeler. Biz eline sağlık Özkan Hoca, eline sağlık Trabzonspor ve eline sağlık Hamdi diyeceğiz. Bunun için saniyeler var. Salinas son saniyelerde bakalım topu rakip yarı alana taşıyabileceğiz mi? Bir sıfırlık sonucu getiren gol 67. dakikada Hamdi'den gelmişti. Artık her şey bir İngiliz hakemin yöneteceği Barcelona'da oynanacak olan Barcelona Trabzonspor karşılaşmasında belli olacak. Mehmet. Ama ülke olarak bir büyük devi yeniyoruz ve ülke futboluna puan kazandırıyor Trabzonspor ve bunlar arttığı zaman sol kanatta bir tehlike üstten alıp UEFA kupasına iki takımla katılabilme şansımız ortaya çıkıyor. Bakero görüntüde ama topa vuran da giriştendi arkada görülen. Mühim olan bu ikili maçlarda ileriye ümitle bakabilmek. Galip geldi ve 2 puanı kazandı. Daha doğrusu 3 puanı kazandı. Bu puanı kaybetmemek için elinden oynarsa zannediyorum Barcelona'da da niye muvaffak olmasın ama elbette zor. Barcelona şehrinde böylesine güçlü bir ekibe sahip olan Barcelona ile oynamak zor ama dedi, daha önce de söyledim, zoru başarmak lazım. Benim anlamadığım Julio Salinas gerçekten çok formsuz. Yani bugün sahada hiçbir şey yapmadan dolaştı. Demek ki Cruyff onu ilk 11'e koymakta haklı. Bugün işte Duri abi, bu arada attığımız golü bize eline sağlık dedirten golü gerçekten güzel gol oldu. Zaten rakip kaleye girsin de gol nasıl girerse girsin. Mühim olan bugün Trabzonspor'un bizim başımızı dik bu sahadan çıkarmasıydı. Kendilerini candan kutlarım. Evet. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor'u yürekten kutluyorum ve bugün iyi başladı, bu gece de iyi devam etsin diyerek Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Evet, Ankara'da şu anda Almanya'ya tekrar görüntülerimizi çeviriyoruz.